MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, iMedya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ayı ziyaret etti. Ziyarette gündemi değerlendiren Taşdoğan, Gaziantep'le ilgili her alanda bulunmaya çalıştıklarının altını çizdi. Gaziantep'le ilgili her alanda bulunmaya çalıştık. Vatandaşımızın, hemşehrilerimizin her derdiyle hem hal olmaya çalıştık. Her sevinçlerini paylaşmaya çalıştık. Gaziantep'in bütün sorunlarını, bize ulaşan, dilimizin döndüğü, iletebildiğimiz sorunları öncelikle muhataplarına atıyorum. Sağlık Bakanlığı ya da Sağlık Müdürlüğü ile ilgili bir problem yaşamışsa hemşehrilerimiz, onu ilgili muhatabına çözüm odaklı olarak çalışmak niyetiyle ilgili muhataplarına, bir kısmı meclise taşınması gereken sorunlarımız vardı. Onları meclise taşıdık, soru önergeleri verdik, efendim basın toplantıları düzenledik, kanun teklifleri düzenledik. Elimizden gelen bütün gayret ve çabayı memleketimiz için sarf ettik. Sarf etmeye de devam edeceğiz. Gaziantep'te Antep fıstığının hasat zamanının geldiğini söyleyen Taşdoğan, fındık gibi fıstığın da devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Gaziantep'te Antep fıstığı hasat mevsimi geliyor. Gaziantep fıstığında bir takım önemli sorunlarımız var. Başta birinci sırada bugünlerde öncelik hırsızlık. Tarlalardan Antep fıstığı çalınıyor. Geldiğimiz günden beri uzun süredir bunu dillendiriyoruz. Geçen yıl jandarma birimlerimizin aldığı tedbirlerle bir önceki yıldan daha az hırsızlık olayı oldu. Ama hırsızlık olayı yine oldu. Bugünden tedbir almamız gerekiyor. Birkaç hafta sonra Antep fıstığı hasatı yetişmeye başlayacak. Antep fıstığı yetiştiği zaman hırsızlık olmasın diye geçen yılkinden daha fazla tedbir almamız gerekiyor. Hemşehrilerimiz, fıstık üreticilerimiz tarlada yatıyor, silah taşıyorlar. Dolayısıyla kimin gece karanlığında hırlı, hırsız olduğunu bilemiyorlar. Bir takım yaralanmalar, üzücü şeyler, hadiseler meydana geliyor. Bilemiyor yanından geçenin kim olduğunu, hırlı mı, hırsız mı. Sıkıntılı şeyler oluyor. Bunlar için tedbir almak lazım. İkincisi, Antep fıstığının fındık gibi olduğunu düşünüyoruz. Fındığa bir destekleme var devlet tarafında. Fındık destekleniyorsa Antep fıstığı neden desteklenmiyor? Çünkü Antep fıstığı fındıktan daha zor üretilen, daha kıymetli bir ürün. Şöyle ki, Antep fıstığı bizim bölgede bazı yıllar var yılı, bazı yıllar yok yılı şeklinde. Mesela bu sene yağışlar fazla oldu ve havalar serin gidiyor. Serini sevmeyen bir ürün. Dolayısıyla ürün rekoltesinde düşüklük bekleniyor. Bir şekilde çiftçilerimizin desteklenmesi gerekiyor. Çünkü tüccarın eline geçtiği zaman tüccar bunun parasını kazanıyor daha çok. Halbuki Antep fıstığı dünyada adını Antep'ten almasına rağmen, mesela Amerika bizden daha çok dünyaya satıyor ve üretiyor. İran ondan sonra, biz daha ondan sonra 3. sırada yer alıyoruz. Ürünümüzün hem kalitesini arttırmamız lazım, hem de var yılı yok yılının bırakıp artık modern sulama teknikleriyle her yıl ürün alabilir hale gelmesi gerekiyor. Turizme de değinen Vekil Taşdoğan, yapılan çalışmalar neticesinde şehrin son dönemde turizmde önemli bir gelir elde ettiğini, ancak kente gelen turistin konaklama süresinin az olduğunu ve bu sürenin artırılması gerektiğini söyledi. Gaziantep'in önemli gelir kaynaklarından biri de turizm oldu. Bu da sevindirici bu olay. Birkaç, bundan 10 yıl önce Gaziantep turizmle ilgili söyleyeceği sözü yoktu ama geçen yıl 1 milyon sayıyı buldu. Hatta biliyorsunuz bizim hayvanat bahçesine 4 milyon ziyaretçi, bunlar Antep ve komşu illerden gelen ziyaretçiler. Antep'te kalım süreleri az. Kalım süreleri, yani geceleme süreleri az. Bu geceleme sürelerinin 1.47 ile 1.54 arasında gelen turistler için. Bunların da artmasıyla beraber Antep'te yeni bir ticaret alanı, yeni bir gelişme alanı. Çünkü gelen misafirlerimiz otelde kalıyor, restoranta gidiyor, kendisine hediyelik alıyor, gideceği yere hediyelik alıyor. Gaziantep'te bu da bir küçük esnafımızı, orta ölçekli esnafımızı hareket ettirecek bir nokta. Buna da özen göstermemiz gerekiyor. Bu konuda da sıkıntılarımız var. Sıkıntılarımızı da sürekli dillendiriyoruz. Mecliste defalarca dillendirdik. Bunlardan en önemlisi buraya ulaşım. Karayoluyla Gaziantep'e ulaşım sağlanabiliyor ama İstanbul'dan veya Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden de Gaziantep'e günübirlik ya da bir gece konaklamalı misafirlerin gelmesini istiyorsak uçak fiyatlarının ucuz olması gerekiyor. Bu rakamlarla ve Türk Hava Yolları'nın ve hava meydanlarının Gaziantep işletmesinin bu hizmetiyle bunu zor görüyoruz.
Bunların da çeki düzene girmesi gerekiyor. Bir uçak fiyatlarının bir an önce düşmesi, hizmette de kalitenin Gaziantep havaalanında artması gerekiyor.